Kim bu densiz sabahın köründe arıyor? Dudu, Eda, biriniz telefona bakın. Duymuyor musunuz? Zar zar beynimde ötüyor. O zaman hazır telefon yanımdayken benden günah gitti. Biraz eğleneyim bari. Hem de kimin aradığını öğrenirim. Alo, buyurun. Kimi aramıştınız efendim? Pardon, yanlış numarayı mı aradım acaba? Ben Kendall, Dudu'yla görüşecektim. Kendall, sonunda elime düştün. Alo, 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 orada mısınız? Buradayım ama Dudu yok. Bir sene de gelmez. Biri benimle dalga mı geçiyor, yoksa sahiden Dudu'nun evinde bir erkek mi var? Alo, alo, üstüme vazife değil ama kiminle görüşüyorum? Bunu gerçekten bilmek istiyor musun? Evet. O zaman kulaklarını aç, beni iyi dinle. Ben Dudu'nun şeyi... Taci telefon mu çaldı, bana mı öyle geldi? Sana öyle geldi herhalde. Zaten baksana telefon açık, çalamaz ki. İyi o zaman. Allah Allah, bu adam benim sesimi nasıl duydu yahu? Olur şey değil. Biri bilme dalga mı geçiyor, yoksa yanlış numara mı çeviriyor? Ne oluyor anlamadım. En iyisi ben Dudu'yu cep telefonundan arayayım. Anne, duymuyor musun? Telefon çalıyor zır zır zır. Kim arıyor? Kendin amca. Şu yayıntıları topla. Alo. Ayo, çalmadı. Köpeğim oynarken telefonu açık bırakmıştı ondan. Tabii. Ne zaman buluşacağız? Tamam. İkide ofiste. Eyvah. Güle güle. Buluşacaklar. Kolay gelsin dostum. Baba. Ha, pardon baba. Ya bütün gece çalıştın mı sen? Hiç eve uğramamışsın. Evet, çalıştım. Birinin işleri bitirmesi gerekiyor, değil mi? Tamam, bugüne bıraksaydın işte. Sadık hallederdi. Bunlar bizim işimiz, onun değil. Her şeyi ona yıkamayız. Bu saatte geleceğini tahmin ettiğin için bırakmadığım iyi olmuş. Bugün cumartesi. Sana her gün cumartesi. Tamam, seninle hiç tartışmayacağım. İyi çalışmalar dostum. Baba. Tamam, baba. Beyefendi, hoş geldiniz. Hiç gelmeyeceğinizi sanıyordum. Aman lütfen, babam gibi konuşma dostum. Şimdi geldiğini gördün mü baba? Şöyle geçerken bir uğradım. Yalnız gözlerime inanmadım. Bütün gece burada çalışmış. Tabii. Yani babanın sayesinde bu şirket ayakta duruyor. Sana vermiş olsaydı şirketi iflas etmişti biz iki gün içinde. Vallahi bilmiyorum farkında mısın ama onun sabaha kadar çalışmasının tek bir sebebi var. Dudu Hanım'la buluşmaya zaman yaratmak. Tamam. Ne var bunda şaşıracak? Hatta takdir edilmesi gereken bir konu. Baban senin gibi özel hayatıyla iş hayatını birbirine karıştırmıyor. Ne zaman ki burada işi bitiyor, ondan sonra gidip buluşuyor Dudu Hanım'la. Vallahi bilmiyorum. Ben önce Eda ile buluşurum. Zaman kalırsa çalışırım da. Yani bugün buraya gelmeni Eda ile buluşmamana mı borçluyuz? Yanıldın dostum. Birazdan Eda ile buluşacağım. Cüzdanımı burada unutmuşum. Onu alıyorum. Şimdi Eda'yı arıyorum. Ondan sonra da çıkıyorum. Pes yani. Pes doğrusu. Babacım, babacım. Nasıl olmuşum? Çok güzelsin. Ay, sahi mi? Evet. Biliyor musun, sen mutlu olunca yüzüne de yansıyor. Kendine hiç bakmasan bile güzel görünüyorsun. İyi ki Yavuz'la arkadaşlık ediyorsun. Kendini toparladın. Ağzından bal damlıyor babacım. Keşke annem de senin gibi düşünseydi. Düşünmez. Düşünür mü hiç? O senin ileride Yavuz'la kardeş olmanı istiyor. Sadece Kendall'ın derdinde. Kusura bakmasın ama o Kendall'la evlenecek diye ben Yavuz'dan vazgeçemem. Eğer çok istiyorsa o Kendall'dan vazgeçsin. İnşallah. Neyse, ben anneme yakalanmadan çıkayım. Yavuz'la buluşacağımı anlarsa sihir yapıp beni eve bağlar, hiçbir yere gidemem maazallah. Tamam tamam. Nereye gideceksiniz? Dikkat edin de aynı yerde karşılaşmayın. Annenle Kendall sizin gittiğiniz yere gelirse kıyametler kopar biliyorsun. Merak etme babacığım, o kısmını düşündüm. Betüşlerin kafesinde buluşacağız Yavuz'la. Nasıl olsa Kendall amca öyle yerlere hiç uğramıyor. Tamam, hadi iyi eğlenceler. Hoşça kal. Eda, Eda. Ara ara, sen zor bulursun Eda'yı. Eda nerede? Dışarı çıktı. Nereye gitti? Sormadım. Arkadaşlarıyla buluşacakmış.
Arkadaşlarıyla mı, Yavuz'la mı? Kimle isterse buluşur, kazık kadar kız. Kiminle isterse buluşabilir, Yavuz'la buluşamaz. İleride üvey kardeşi olacak. Bırak da kızın sevdiği erkekle mutlu olsun. Sen Kendall'dan vazgeç de dünür olun. Taci, lütfen kendi fikirlerini kendine sakla. Güle güle. Canım benim, çok inatçısın ya, çok. Tamam tamam, hadi biraz sonra görüşürüz. Öpüyorum, bay bay. Hadi bakalım, ben çıkıyorum. Eda beni bekliyor da. Güle güle, güle güle. Betiş'e söyleyeceğim bir şey var mı? Onun kafesine gidiyoruz. Selamlarımı söyle. İyi, sen ne kadar istersen. Ay ben gelemem, benim işim var. Ya ben sen miyim? Peki, sen bilirsin. Hadi bay bay. Tipe bak ya, ya benim oğlum olacak bir de suratının ortasına çarptı. Merhaba Sadık. Ben merhaba Halide. Yok mu bizim meymenetsiz? Şey biraz önce çıktı, karşılaşmadınız mı? Yok, karşılaşmadım. Kaçırmışım demek ki. Yoksa Eda ile mi buluşmaya gitti? Yok yok oturmayayım ama çok güzel, işin bittiyse çıkalım. Bitti bitti, çıkalım. Nereye gitmek istersin? Önce bir yemek yiyelim diyorum, sonra da Betüş'ün kafesine uğrarız ha? Yapma, orası gençlerin gittiği bir yer. Bizim gitmemiz pek yakışık almaz. Aşk olsun, biz ihtiyar mıyız? Hem Betüş buna çok sevinir. Peki, madem bu kadar çok istiyorsun, gideriz. Hadi. Pembe rüyalar beyaz.